Bugünkü konumuz permütasyon. Diğer adıyla sıralama. Hocam. Efendim. Sen bir daha son faktöriyelde kalmıştık. Evet. Bakalım neler görecekmişiz. Tabii bu konuda şunu gördük. Olayların gerçekleri sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini gördük. Şimdi de en çeşit nesneyle oluşturulabilecek reeli dizilişlerin, yani diziliş, sıralama duyduğumuzda aklımıza permütasyon gelecek. Ama permütasyon tabi işlemini yapmak için sayılar hep ardışık olarak çarpıldığını görünce insanlar bu ardışık çarpmaya bir isim verelim demişler. Ona faktöriyel demişler. Önce bir faktöriyeli tanıyalım. Yani daha basit gösterim olsun diye bu şekilde ardışık çarpımları faktöriyel ismiyle kısaca yazacağız. Faktöriyelin diğer adı çarpansal. Yani çarpansal da deniyor. Şöyle yazayım. Tanımı neymiş bir bakalım. N bir pozitif tam sayı olmak üzere. Şunu görüyoruz. Yani faktöriyel sadece pozitif tam sayılarda geçerlidir. Yani rasyonel sayı olursa 1 bölü 3'ün faktöriyeli olmaz. Eksi 7'nin faktöriyeli olmaz. Yani negatif sayılarda geçerli değil. Onu bir kere bilelim. Birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel ya da n faktöriyel denir. Şekli de n'nin yanında bir ünlem yazdığımızda böyle gösteriyoruz. N faktöriyel neymiş bakalım? Birden 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı diye nereye kadar gidiyorsunuz? N sayısına kadar. Hangi doğal sayısı artık? Çarptığımızda bunun sonucu N faktöriyeldir. 1'in faktöriyeline baktığımızda 1 zaten kendisi olduğu için 1'den 1'e kadar gitmemiz gerekiyor. O yüzden sonuç 1 çıkıyor. 2 faktöriyelde 1'den 2'ye kadar çarpmamız lazım. 1 çarpı 2'den 2 çıkıyor. 3 faktöriyelde 1'den 3'e kadar çarpmamız lazım. 1 çarpı 2 çarpı 3 6 çıkıyor. 4 faktöriyelde 1'den 4'e kadar 24. 5 faktöriyelde 1'den 5'e kadar çarptığımızda 120 çıktığını gördük. Şurayı görebilirsiniz bakın. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 4 faktöriyel ya. Yani 5 faktöriyeli şöyle diyebilirsiniz. Tabi daha çok biz faktöriyelleri gençler küçükten büyüğe değil de büyükten küçüğe yazacağız. Şu an böyle ilk baş olduğu için onu göstermiş ama 5 faktöriyel dediğimizde biz 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de yazacağız işlemlerimizde. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 4 faktöriyeldir. O halde şunu görebiliyoruz. Yani 5 faktöriyel 5 ile 4 faktöriyelin çarpımı diyebiliyoruz. Tabii şurada ünlem olmazsa yani faktöriyel olduğu söylenmezse eksik yanlış olur. Çünkü 5 çarpı 4 başka şey. 5 çarpı 4 faktöriyel başka şeydir. 5 çarpı 4 20 yapar. Ama 4 faktöriyel olursa burada 4'ten sonra 3, 2, 1'in de olduğunu anlamış oluyoruz. O yüzden faktöriyelleri bu şekilde kısaltma yapabiliriz. Bakın burada da göstermiş. 6 faktöriyelde de 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yazmaktansa 5'ten sonrakileri ünlem yazarak devamının olduğunu gösterebiliyor. Bu şekilde pratik gösterimler var. Mesela 4'e kadar da gidebilirsiniz. 6 çarpı 5 ama 4'te duracağım ben diyorsanız 4'e kadar gidersiniz. Ama 4'ten sonra da devam ettiğini göstermek için buraya ünlem yazmanız lazım ki bunu gören bir kişi 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğunu anlasın. Celal söyle. Hocam ben bu konuları falan hiç anlamıyorum. Daha yeni başladık ki. Yok hocam bundan öncekini de pek fazla anlamıyorum. Valla ilk başta dediniz. Niye sormadın o zaman şimdi soruyorsun? Şimdi ama geçtik o konular artık. 3 tane örnek verdim onlara. Ödev verdim. Bu soruyu sormak için geç kaldım. Tekrar et sürekli. Dersleri dinle. Anlamaya çalış. Çünkü aslında o tarz soruları permütasyon içinde de çözeceğiz. Yani aslında çarpma kuralıyla alakalı permütasyonda da sorular çözeceğiz. Ama çarpma kuralını hep kullanacağız. Olasılıkta bile kullanacağız. O yüzden çarpma ve toplama kurallarını bilmen lazım bir şekilde iyice anlamaya çalış.
Ama şurada anlaşılmayacak bir şey yok. Faktöriyel normal işlem yani. 4 işlem gibi bir şey. Fakat işlem olarak tek farkı birden o sayıya kadar olan sayıları çarp diyor. Yani bunlarda şu an bir şey, özellik yok. Çünkü bunlar sadece bir araç bizim için gençler. Bunların bir amacımız yok yani. Biz permütasyon konusunu gördüğümüzde bunları kullanacağımız için önceden görmüş oluyoruz sadece ne olduğunu. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel dedik. 4 faktöriyeli görünce burada da aslında 4'ten 3'e 1'e kadar gittiğini anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim 6 faktöriyelin değerini bulmaya. 6 çarpı 5 faktöriyel miydi? 5 faktöriyelin 120 olduğunu çarparak bulmuş. Zaten biliyoruz. O halde 6 çarpı 120 kaç yapar? 720. 720 yapar. Yani şunu görüyoruz gençler. 6 faktöriyelin değeri 720'ymiş. Faktöriyel değerleri sabit değerlerdir. Hiç öyle bir farklı değer çıkmaz. Yani 1 olabilir, 2 olabilir, 6 olabilir, 24 olabilir. Tıpkı üslü ifadeler gibi. Mesela tam kare sayılarda da 1, 4, 9, 16'dır ya. Onlar gibi. Bunların da değerleri hep sabittir. 5 faktöriyel deyince aklımız hep 120 gelecek. Yani kullanan kullanan bunlar artık aklımıza iyice yerleşecek yani. 6 faktöriyel de 720'ymiş. Yani 25 diye bir sayı yok faktöriyellerde. Yani 25 hiçbir sayının faktöriyeli değildir. 4'ün faktöriyeli 24. Ondan sonra 120'ye kadar hiçbir sayının faktöriyeli yok. Direkt 120 var, o da 5'in faktöriyeli. Aynı üslü ifade gibi bu da çarpıldığından dolayı sürekli ne oluyor? Çok hızlı büyüyen bir sayıdır. Yani bak 6'ya geldiğimizde 720'ye ulaştık. 7 faktöriyele geldiğimizde bu da 7 çarpı 6 faktöriyel olduğu için şunları sileyim bir. Kaç olur sizce? Onu ben çarpayım, sorun değil o. Bu da gençler 7 çarpı 720'den 5040 yapar. Evet. Yani 5040. Bakın 7'ye geldim, daha şimdiden 5040'a çıktı. 10'a geldiğimizde bu milyonları bulacak. O yüzden bunların değeri çok önemli değil. Kaç çıktı çok önemli değil. Böyle 7 faktöriyel şeklinde bırakabileceksiniz gerektiği zaman. Biz sadece 7'ye kadar olanları çok kullanacağımız için onları belki bilseniz işlemlerde size pratiklik sağlar. Zaten bilmeseniz bile soruları çöze çöze artık iyice kafanıza yerleşecektir. Peki bir özel bir durum var burada. 0 faktöriyel diyor. Gençler 0 faktöriyel bu tanıma göre tabi alınırsa 0 çıkması lazım ama bu zaten faktöriyel insanların kendisi bulduğu bir işlem olduğu için başlangıçta böyle bir kabul etmişler. 0 faktöriyeli 1 olarak kabul ediyorlar. Çünkü bir denk gelirse 0 faktöriyel onun yerine hep 1 yazacağız. 0 yazmayacağız, unutmayalım. Ve n faktöriyel için yine ne yapmış? Şurada altıda gösterdiği gibi bir say n'den başlıyor, bir eksiğine kadar gidiyor veya n'den başlayıp bir azaltmış, sonra bir daha azaltmış, orada bırakmış. 6, 5, 4 gibi. Bu şekilde faktöriyelleri de yazabilirsiniz diye göstermiş. Bakalım bir sorular örneklerimizde neler var. Bu örneğe geçmeden önce, çünkü örnek toplamalı olduğu için biraz daha zor. Ben önce size bölmeli örnekler sorayım. Çünkü bölmeliler biraz daha kolay faktöriyelde. Mesela 5 faktöriyeli 4 faktöriyele bölelim. Kaç çıkar? Bakın bakalım. 5. 5 çıkar. 5. Tabii 5'i gençler uzun uzun yapmayacağız. Bakın şöyle yapmayacaksınız. 5 faktöriyel 120 diyeceksiniz. 4 faktöriyel 24. Oradan 5 çıkar diye uzun uzun çözmeyeceksiniz. Bu çünkü faktöriyelin özelliğini yok ediyor. Normal bir sayı gibi yapmış oluyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. O özellikleri kullanarak 5 faktöriyel böyle 4 faktöriyelde. Burada küçük olan 4 olduğu için 5 faktöriyelin içinde 4 faktöriyel mevcuttur. O yüzden 5 faktöriyeli açabilirsiniz. Ta ki nereye kadar? 4 faktöriyele kadar. Açalım. 5 çarpı 4. 4'ten sonra devam ediyor. Hatta önce bir dakika öyle yapayım ben. Hatta öyle olsun. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Önce biraz daha uzun yapayım. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bakın şuradaki gibi yapmaya gerek kalmadı. Biraz daha kısaldı. 4'ler sadeleşir. 3'ler sadeleşir. 2'ler sadeleşir. 1'ler sadeleşir ve bir tek 5 kaldı.
Ama bu da uzun aslında. Bak bunun daha kısası da var. Yani 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli bulurken 5'i illa 1'e kadar açmanıza gerek yok. Aşağıdaki kadar açılsa yeter. Yani 4 faktöriyele kadar açabilirsiniz. Nasıl olsa aşağıdaki 4 faktöriyeller yukarıdaki sadeleşecek. Mantık bu yani. Bunlar gittiği için yine 5 çıkıyor. Yani bak 3 farklı yöntem var ama en kısası bu. Hep biz bunu kullanacağız. Yeni bir sayfa açayım. 10 faktöriyeli 9 faktöriyele bölelim. Kaç çıkar bulun bakalım. 10. Ne yapıyorum? 10'u 9'a kadar açmam lazım. 10 çarpı 9 faktöriyel. Aşağısı zaten 9 faktöriyel olduğu için bunlar sadeleşecek. Sonuç 10. Görüldüğü gibi yoksa 10 faktöriyeli bulmaya çalışsak milyonlar yapacak. 3 milyon küsür yapıyor galiba. Tam bilmiyorum. Öyle bir şeydi. 9 faktöriyel de bunun onda biri. 300 bin falan. Sonra oradan 10 çıkıyor. Ama hiç gerek yok. Peki aynı 10 faktöriyeli 8 faktöriyele bölsem kaç yapar bakalım. 90. 90 mı? Bakalım öyle mi? 10 faktöriyelin içinde 8 faktöriyel olduğu için açalım o kadar. 10 çarpı 9 çarpı 8'e kadar açtım. Aşağıda olduğunu bildiğim için artık orada bırakıyorum. Ve böylece 8 faktöriyel birbirini sadeleştirdi. 10 çarpı 9 kaldığı için o da 90 yapar diyebilir. Yukarıdaki peki küçük olsun, aşağıdaki büyük olsun. Mesela 7 faktöriyel bölü 8 faktöriyel olsun. 1 bölü 8. Öyle mi bakalım? Bu sefer 7'yi açmayacağım çünkü 7 küçük kaldığı için 8 açacağım yine. 7 faktöriyel kalsın. Aşağıyı 8 çarpı 7 faktöriyel diye açarsam hakikaten de 7 faktöriyeller sadeleşince sonucun 1 bölü 8 olduğunu gördüm. 7 faktöriyelin 4 faktöriyele bölümünü bulalım bir de gençler. 210 mu hocam? Öyle mi bakalım doğru gibi. Hemen açalım 7'yi. 7 çarpı 6 çarpı 5. Hala bitmedi. Bir daha açmam lazım 4'e kadar. 4. 4'ten sonrasına gerek yok çünkü aşağıda da aynısı mevcut. Bunlar gider. Evet, 210 yapacak. Doğru demişsin. 6 çarpı 5 30 çarpı 7'den 210 çıkar. Yani faktöriyellerde bölme işlemi görüldüğü gibi çok pratik hale gelmiş. Hemen sadeleştiriyor. Ama sıkıntı nerede? Toplamalı işlemlerde. İşte şurada gördüğümüz gibi. Örnek 1'de toplamalı bir işlem mevcut. Bunu nasıl yapacağız görelim. Burada en küçük faktöriyel ifade hangisidir? 18. 18 faktöriyel. O halde hepsinin içinde bir 18 faktöriyel mevcut. O halde o 18 faktöriyeli açığa çıkaracağım. Yani 20 faktöriyeli açıyorum. 20 çarpı 19 çarpı 18 faktöriyel. Burada tabii faktöriyel yani ünlemi yazmamız lazım gençler. Ünlemsiz yazarsanız yaptığınız şey yanlış olur. O sadece 20 çarpı 19 çarpı 18 olur. Ama buraya ünlem koyarsanız 1'e kadar çarptığı anlaşılır. 18 faktöriyel zaten kendisi olduğu için bir şey yapmadım. Ve 19 faktöriyeli de 19 çarpı 18 faktöriyel olarak açtım. Şimdi yapacağım işlem, şunları sileyim. Evet, 18 faktöriyel parantezini alacağım. Bunu niye silemedim? Ha, tamam. Ortak çarpan aslında bu sene göreceksiniz bu konuyu. Çarpanlara ayırma diye bir konu var. Ortak çarpan parantezini alacağız. Aslında ortak çarpan parantez dediğimiz şey toplamanın düzeltiyorum. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğinin tersidir. Dağılmış ifadeyi eski haline getireceğiz. Burada 18 zaten bu ifade çarpan durumunda olduğu için bunda bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü burada hepsi çarpım durumunda. Ama aşağıda şu toplam durumunu yok etmek için burada ortak çarpan parantezini alacağız. Ortak çarpan kim peki? 18 faktöriyel. Her ikisinde de mevcut. O yüzden 18 faktöriyel parantezi açtım. Burada 18 faktöriyelin kendisi gidince geriye 1 kaldı. Yani 18 faktöriyle böldüğümü düşüneceksiniz bunu. 1.
Burayı da 18 faktöriyele bölersem burada da 19 kaldığını görebilirsiniz. Bakın aslında yaptığımız işlem ne oldu? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini eski haline getirdim. Bunu gerçekten şöyle dağıtırsam yine 18 faktöriyel artı 19 çarpı 18 faktöriyele dönüştüğünü görebilirsiniz. O dağılmış ifadeyi tekrar topladık. Burada artık çarpım durumunda olduğu için şunlar birbirini sadeleştirebilir. Pay ve paydaki çarpım durumundaki ifadeler sadeleşiyor. Hatta 19 artı 1 kaç yapar? 20 yaptığı için şuradaki 20'ler de sadeleşir. Ne kaldı geriye? Sadeleşmeyen sadece 19 kaldığı için bunun bu sonucun cevabı 19'dur gençler. Geçiyorum. İkinci örneğe. Can, bu dersin kaydını YouTube'a atacak mısın? Evet. Kaydediyorum. Tamam. Oradan izlerim ben. Tamam, oradan izle. Öncekileri de attım zaten. Onları da izlersin. N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel 42'ymiş. Olduğuna göre N kaçtır? Yani hangi sayı için bu sağlar diyor. Aslında bu deneyerek belki bulunabilir ama biz denemeyelim. Çünkü çok basit düşünebiliriz. N mi daha büyüktür? N eksi 2 mi daha büyüktür? N. Çünkü N eksi 2 onun 2 küçüğü. O halde küçük olana kadar açmamız lazım. Başlıyorum açmaya. N faktöriyeli N çarpı N eksi 1 diye bak azalta azalta gidiyorum. Çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2. Peki buradan sonra devam etmeme gerek var mı? Yok, çünkü aşağıda bunun aynısı var. Bakın payda da aynısı var. Sadeleşeceğini bildiğim için uzatmıyorum daha fazla. Sonucun 42 olduğu verilmiş. N eksi 2 faktöriyeller birbirini sadeleştirdi. Geriye N çarpı N eksi 1 kaldı. Buradan artık ötesi ikinci derecenin denkleme girer. O yüzden onları daha da görmedik. Bu sene göreceksiniz. Fakat bu N dediğimiz şey mutlaka bir doğal sayı olduğu için bu tarz sorularda tahmin yöntemini kullanacağız. Yani bir sayı ve onun bir küçüğünü çarptığımda 42 yapıyorsa bu sayılar ne olabilir? 6 kere 7. Evet, ardışık iki sayının çarpımı eğer 42 ise bunların büyük olanı 7'dir. Küçük olan 6'dır gençler. Bunlar da işte tahmin yöntemi kullanalım ki nasıl olsa bunların küsuratlı sayı çıkma ihtimali yok. N'in bir doğal sayı olduğunu biliyorum o yüzden. Normalde bu tarz ikinci dereceden denklemleri çözmek gerekir uzun uzun. Onları daha görmedik. İkinci dönem göreceğiz galiba. Yani en kaçmış burada? 7'ymiş. 7'nin 6 ile çarpımı 42 yaptığı için. O halde soru aslında şuymuş gençler. 7 faktöriyelle n eksi 2 kaç? 5 mi? 5 faktöriyelin oranı 42 diyor. Gerçekten de bunun oranı, bunların birbirine bölümü 42 yapacaktır. Uzun uzun çözebilirsiniz istiyorsanız. Sağlamasını yaptıktan sonra gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuzda da n artı 1 faktöriyel var. N artı 2 faktöriyel var. N artı 3 faktöriyel var. Bunların toplanmış ve bölünmesi var. Aralarında en küçük olan hangisidir? N artı 1 faktöriyel. N artı 1 faktöriyel. Doğru. O halde hepsinin içinde bir n artı 1 vardır. Hepsini n artı 1'e kadar açalım. Başlıyorum. N artı 1 zaten aynı olduğu için bunu bir şey yapmayacağım. N artı 2'den başlıyorum. Bir düşersem kaç olur? Bunun bir küçüğü kaçtır? N artı 1'in bir küçüğü. Güzel. N artı 1. Yanlış sordum gençler. N artı 2'nin bir küçüğü diyecektim ama siz yine de doğru cevap verdiniz. Bravo. N artı 1'e geldiğime göre amacım buydu zaten. O halde burada durabilirim. N artı 3'ten başlayacağım. N artı 3'ün bir küçüğü. N artı 2. N artı 2'dir. Onun da bir küçüğü. N artı 1. Amacım zaten n artı 1'e gelmekti. Burada artık duracağım için faktöriyle yazıp devamının olduğunu gösteriyorum. Ve görüyorum ki hepsinde bir n artı 1 çarpanı mevcut. N artı 1 faktöriyel çarpanına alacağım. Ortak çarpan parantezine. Yine ortak çarpan olduğu için ifadenin yani terimin kendisi komple ortak çarpan olduğu için bunun geriye 1 kalacak gençler. Yani buna böldüğüm varsayın. 1'dir. Peki burada kim kalacak? Burayı n artı 1 faktöriyle bölersem. N artı 2 kalacaktır. Güzel. Ortak çarpan parantezi alındı yukarısı. Aşağısı zaten çarpım durumunda olduğu için bir şey yapmaya gerek yok. Aynen yazıyorum.
Uzun uzun yapıyorum burada gençler. Normalde bu tarz sorularda çok alıştıkça aradaki artıyı gördüğünüz için hepsinde gen artı birler yok edip devamını getirebilirsiniz ama bir adım ben uzattım bu soruyu. Normalde buradan geliyor çünkü. N artı birler çarpım durumunda olduğu için N artı bir faktöriyeller sadeleşti. Şurası nedir yukarısı? N artı 3. N artı 3 aşağıda var mı? Var. O halde uzatmaya gerek yok. Bunlar da birbirini götürecektir. Çünkü hepsi çarpım durumunda. Geriye ne kaldı? Bir, yukarısı 1. Aşağısı? N artı 2. İşte bakın bu ifade en sade hali 1 bölü N artı 2'ymiş. Yani bu soru şöyle sorulsaydı size. N yerine rastgele bir sayı söyleyin bana. 10 ile 20 arasında. 3. 10 ile 20 arasında. Ha. 13 olsun, tamam. N 13 olsaydı burası ne olur? 14. Yani 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel bölü 16 faktöriyel. Böyle bir soru olsaydı bak hep ardışık şekilde aynı buradaki gibi. Cevap ne çıkacakmış? 1 bölü N artı 2 yani 15, 1 bölü 15 çıkacakmış. Uzun uzun yaparsanız bunun çıktığını göreceksiniz gençler. Çünkü şu tarz sorular şu ilk örnekteki soru gibi aynı aslında. Dördüncü örneğe bakalım. Artık işlem kalabalığı soruları bitti galiba. Bunlar daha basit gibi duruyor. 10 faktöriyel sayısı 8 faktöriyel sayısının kaç katıdır diyor. Nasıl buluruz? 90. 90 mı? Bir sayının başka bir sayının kaç katı olduğunu bulmak istiyorsak bunları birbirine böleriz. Yani birbirine derken hangi sayının kaç katı olduğunu görmek istiyorsak biri pay, biri pay diye gelecek. Burada eğer 10 faktöriyel 8 faktöriyelin kaç katı bulmak istiyorsak 10 faktöriyeli 8 faktöriyele bölmemiz lazım. Bu sonuç kaç katı olduğunu gösterecektir bize. Yani şu da olabilirdi gençler. Uzun hali şudur. 10 faktöriyel 8 faktöriyelin varsayalım x katı olsun diyelim. Ne olacak? Aynı şey gelecek yine. 8 faktöriyel x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 8 faktöriyele bölmek lazım. Yani x eşittir. Burada yine 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çıktı. Uyarı geldi. Kaçta başladık biz? Ha, 5 dakika var. Tamam. 5 dakika uyarısı geldi. Az önce aslında bu tarz soruyu çözmüştük. Hemen bakalım. 10'dan 8'e kadar açalım. 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Bunlar gittiği için 10 çarpı 9'dan cevap 90 katı olacak. 90 diyenler vardı zaten. Doğru demişler. Beşinci örneğe geçelim. 10 düzeltiyorum. 10 faktöriyel yokmuş. 10 bölü 6 faktöriyel artı 5 bölü 5 faktöriyel 1 bölü 3 faktöriyel. Nasıl yaparız bakalım. Paydeşitleyebiliriz. Yani bunda aslında birkaç farklı yöntem var. Aklıma gelen benim şu an paydeşitlemek. Hepsini en büyük olan 6 faktöriyel eşitleyelim. O halde bunu 6 ile çarparsam 6 çarpı 5 faktöriyelden 6 faktöriyel olacaktır. Peki 3 faktöriyeli nereye çarpmam lazım? 6 çarpı 5 çarpı 4 ile çarpmam lazım ki zaten 3'ten sonrası oradan gelecek olacak. Hepsinin artık paydası 6 faktöriyel olacak. O halde ortak paydayı yazalım. Tek yazdım bunu. Diğerlerini yukarı yazacağım. Bunu 1 ile genişlettiğim için bir şey değişmedi. 6'yı çarpı 5'ten 30 geldi. Burayı da 6 çarpı 5 çarpı 4 ile genişlettim. Yani 120. 120 ile genişletmişim. O halde 120 çarpı 1'den 120 geldi. Payımız 150 yapar. Pardon 160 yapar. Aşağısı 6 faktöriyel. Sadeleşme olacağı için biraz açalım daha rahat sadeleşme görelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Nasıl yapalım sadeleşmeyi? 4 ile 160'ı 4'e bölersem bu 1, 4'e bölersem 40. Ne var başka? 5'i 5'e bölersem 1, 40'ı 5'e bölersem 8, 6'yı 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4 ve 2 kaldı. Bir çift sayı 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 2. Yani yukarıda artık 2 var. Aşağıda hiç sadeleşmiş sayı kalmadı.
3 kaldı. 1, 1, 1. Bir de 3 var. Yani 3 kere 3, 9. Sonuç 2 bölü 9'muş. Ama bunu sadeleştirme yapmadan da bir şekilde bulunur gençler. 160 ile 120'yi aslında 16 bölü, ha pardon, 120 değil bu. 6 faktöriyel 720'yi 160 ile 720'yi sadeleştire sadeleştire bir şekilde 2 bölü 9'a getirebilirsiniz. O çok zor değil zaten. Yani bunun cevabı... Çok ilerlediniz mi? 5 soru yaptım. 6. de yapıp bitireceğim. 2. derse bırakırız diğerini. 6. örnek, bu soru 2 dakikada yetişir zaten. Kısa bir soru. Klasik bir soru gençler bunlar. Bu tarz sorular. Bir yerden başlayıp herhangi bir çok büyük sayı olabilir, fark etmez. Faktöriyeli şekilde toplandığında birler basamağındaki rakamı kaçtır diye soruyor. Birler basamağını sorarlar genelde, çünkü diğer basamakları bulmak bayağı uzun sürüyor. Ne yapalım? Tek tek bir bulalım bakalım. Örüntüyü anlayacaksınız ondan sonra. 0 faktöriyel kaçtır? 1. 1 faktöriyel? 1. O da 1'dir. 2 faktöriyel? 2. 2. Alt alta yazayım mı? Toplayacağım bunları. 3 faktöriyel? 6. 6. 4 faktöriyel? 24. 3 faktöriyeli 3 çarpı 2 diye buldum. 6. Faktöriyelin tanımından. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24. Dedim ya az önce bunları. Bu değerlere sabittir gençler. Hiç değişmediği için zamanla kullana kullana aklınıza yerleşecek. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel de yapmıştık galiba. Onu da yazayım. 720. Devamına çok önemli değil. Peki bundan sonraki faktöriyellerde birler basamağının 0 olduğu garanti midir? Evet. Çünkü sonu sıfır olan bir sayıyı neyle çarparsan çarp o sıfır yok olmaz. Çünkü onun katı olduğu belli artık. O halde bunlar hep sıfır. Şimdi ben bunları topladım varsayıyorum. 2019'da da böyle yani bu. 2019'un faktöriyelinde de birler basamağı sıfır. Toplarsam birler basamağını yazmak için şöyle toplayın sağdan. Kaç çıkar toplam? 14. 14'ün 4'ü değil mi? Elde var 1 deyip devam edersiniz ama bizim artık devam etmemize gerek yok. Çünkü bize sadece birler basamağı lazım. O halde birler basamağı kaçmış? 4'müş. İşte bu tarz sorularda önemli olan nedir? Kaçtan başladığıdır. Yani 0 faktöriyelden başlıyor. 1'den başlıyor. Onlar çok önemli. Mesela bu soruda 0 faktöriyel yerine 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel nokta nokta 1000 faktöriyel deseydi birler basamağındaki rakam kaç olurdu? 3 olurdu. Yani tek değişen sadece şunlar. Yani 0 olmadığı için bir azalacak. 3 derdik. Yani burada örüntüyü görmek lazım. Peki şu olsaydı 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 6 faktöriyel artı 100 faktöriyel deseydi bunun birler basamağını sorsaydı, burada hep çift sayılar. 4, 6. Olmaz. 2'nin ve 4'ün kere bakacağız değil mi? Çünkü 6'nın zaten 0 olduğu belli. 6 çıkacaktı gördüğünüz gibi. Bravo. Yani bu şekilde sorular her türlü gelebilir. Ona dikkat edeceğimiz tek şey gençler şudur. Kaçtan başladığı ve örüntünün nasıl gittiği. Eğer sadece birler basamağını soruyorsa zaten 5'ten itibaren hepsinin birler basamağı 0 olduğu için bize 5'ten öncesinde kimlerin olduğu lazım. Onlar örüntüyü bularak anlayabilirsiniz. Bu ders bu kadar gençler. 15 dakika sonra yani 11.45 dersinde görüşmek dileğiyle çıkabilirsiniz. Anlatayım isteyen çıkabilir. Birler basamağını topluyorum burada. Toplam yapıyorum ya. 1 artı 1 2 yapar. 2 daha 4 10 ve 14 geldi. Yani normal bildiğimiz toplama işlemi yaptık. Anlaşıldı mı? Tamam hocam. Peki bu konuya ne zaman geçtik? Bugün geçtik. Hocam çok hızlıyız ya. Ne oldu ki? Bilmiyorum ya. Ben yeni biraz geç kaldığım için anlamadım hiç bunu. O zaman biz hızlı değiliz. Sen niye bastın demektir bu durumda? Biz normal gidiyoruz. Geçen haftadan beri işledik konuyu. Hatta bazı sınıflar bizden önde. O yüzden... Burak YouTube'a video atacağız hocam. Biz geride kaldığımız için artık daha fazla duramayız. Diğer sınıflar çünkü
kombinasyona geçecekler. Bizim de geçmemiz lazım bu hafta bitirip. Tekrar derslerini izlemen lazım. Çünkü yapacağımız bir şey yok. Sürekli tekrar et. Tamam.